Herkese selam. Ben Mehmet Hocanız arkadaşlar. 65 günde AYT e matematikte geldik 4. güne. Belki de polinomların en önemli dersine. Polinomlarda bölmeye, bölmeden kalanı bulmaya geldik. Bu derste birlikte polinomda belki de en yüksek zirveyi göreceğiz. Ondan sonra 5. derste şöyle güzel bir karma soru yapacağız. Polinomlara nokta koyup yepyeni bir konuya gideceğiz. Bak 4. gündeyim. Hocam daha çok var 65'e deme. Azmet çalış. Oturduğun yerden Hayal kurması kolaydır ama hayallerine ulaşmak için çalışacaksın. Var mısın? Bunu beraber yapalım. Elde kalemler, önümüzde kağıtlar ve o dillere dolanan slogan. Gönder. Gönder gelsin hocam. Ey güzel arkadaşım bak polinomda bölme ile ilgili, bölmeden kalanla ilgili bugüne kadar problem mi yaşıyorsun? Artık şu dakikadan itibaren bunu halledeceğiz. Ama birazdan anlatacaklarımı ya hocam ben bunları biliyorum deyip atlayıp zıplamadan izleyeceksin. Çünkü burada genel temel mantığı vereceğiz, işin felsefesini vereceğiz. Adeta meditasyon havasında yapacağız bu işi. Ama ama ondan sonra diyeceksin ki gönder hocam gönder bölmeyle ilgili kalanla ilgili ne varsa gönder. Çünkü ispat yok. Taktik maktik hiç yok. Tamamen tamamen işin mantığıyla halledeceğiz. Anlaştık mı? İstediği kadar farklı soru sorsunlar hiç fark etmez. Şimdi yaslan arkana. Burayı dikkatle dinle biliyorum deme lütfen. Bölme işlemi dedik. Bölmeden önce ne olduğunu tanımlayalım birlikte ama ben kalemi seçemedim ha. Şimdi seçtim. Bölmenin ne olduğunu tanımlayalım. İyi kötü biliyorsun bu ilkokul bölmesini. Bu her bir elemanın ne demek olduğunu da biliyoruz herhalde değil mi? Buradaki ifade Px ifadesi ne oluyor? Bölünen ifade oluyor. Qx bölen ifade oluyor. Bx bölüm oluyor. Tabi orada Kx diye bir şey var. Buradaki arkadaşta kalan. Ama bizim için önemli olan şu bölmenin sağlamasını yazman gerekiyor. Özellikle bölmeden kalan sorularında inanılmaz işimize yarayacak. Bölenle bölümü çarpıyorum. Kalanı üstüne ne yapıyorum? Ekliyorum. Şimdi gel bunu bir de matematiksel olarak yazalım. Px yani bölünen ifade neye eşittir? Qx ile Bx'in çarpımı Artı üstüne ne ekleyeceğim? Kx'i yani kalanı ekleyeceğim. Ey güzel arkadaşım. Bak ya hocam bu mu senin anlatacağın formül dediğin şey? Ya formül formül değil işin mantığı bu zaten. Bunu bildikten sonra birçok bölüm sorusunu beraber halledeceğiz. Şimdi gel ikinci en önemli noktaya geçelim. Derece ile ilgili bir sıkıntı var burada. Kalanın derecesi bölenin derecesinden daima küçük olmak zorunda. Burada ek bir açıklama yapalım. Örneğin ben x artı 2 ifadesine bölüyorsam bir ifadeyi kalan kesinlikle bir reel sayı çıkacak. Elemanıdır reel sayı. 3 gibi, 5 gibi, kök 2 gibi bir reel sayı çıkacak. Anlaştık mı burada? Problem yok değil mi? Ne demek istediğimi anlıyorsun. Yani x artı y, x artı 2'ye bölüp x diye bir kalan olamaz. x'li bir kalan olmayacak. Sabit bir sayı olacak orada. Ha kalkarsan x kare artı 2x artı 1'e bölersen Derecesi bunun kaç? İkinci dereceden. O zaman bunun derecesi kaç olabilir? Birinci derece olabilir. Veya sabit sayı olabilir. İki tane ihtimal olabilir. Ama kesinlikle ikinci derece veya daha üstü olamaz. Anlatmak istediğim mantık genel anlamıyla bu. Ha ben tam burayı anlamadım hocam hala diyorsan. bekle kafana takma. Sen sadece kalanın derecesinin bölenin derecesinden küçük olduğunu öğren yeter ki. İlerleyen süreçte zaten soruların içinde bu işi halledeceğiz. Bir ikinci önemli nokta ve son dönemde ÖSYM'nin sormaya doyamadığı, bayıldığı bir nokta. Burayı not alalım değil mi? K eşittir 0. Yani kalan değer sıfır çıkarsa P(x) polinomu Q(x) polinomuna tam, yani kalansız bölünür denir. Mantık kendi yani, de öyledir zaten. Buradan son dönemde çok fazla soru gelmeye başladı. Ama ileride ileriki sayfalarda bununla ilgili çok güzel bir notum var. O notu aldıktan sonra zaten işler hallolacak. Şimdi gel temel anlamıyla temel felsefesiyle bölme soruları çözelim birlikte. Daha kalana geçmedik. Px polinomunun 2x artı 3 polinomuna bölümünden bölüm x eksi 1 kalan 7 ise px'i bulur musun diyor. Ey güzel arkadaşım bak ne diyorsa yazıyorum. Aldım px polinomunu neye bölüyorum? 2x artı 3 polinomuna bölüyorum. Ya hocam ilkokul bölmesi mi yapacağız deme. İnan bunu yaparak bu işin ne kadar kolay olduğunu göreceksin. Neymiş? Bölüm x eksi 1'miş. Yazdım. Kalan kaçmış? Kalan da 7'ymiş. Hepsini yerine yazdım. Ve diyorum ki sana gel bölmenin sağlamasını yapalım. Sağlaması diyor ki bize burayı çarp. Buradan buraya geçerken buradaki toplama işlemini yaz. Px eşittir diyerek başladım. Açtım elemanımı 2x artı 3 çarpı x eksi 1 Artı 7 dedim. Al sana px polinomunu buldum. px polinomunun eşitini istiyordu. Ha paşa gönlümüz isterse şunu dağıtır. Elemanları da buluruz ki. Hadi gel bulalım ve yapmışken buraya kadar değil mi? Bazen sonucu bulmadan sanki gerçekten bulmuşuz gibi olmuyor. Yani ulan öğrenemiyor muyum acaba diyor insan. Halbuki burası 4 işlem. Halledelim yine de biz. px polinomu eşittir. Yazdım şunu. 2x kare. Bak buradan ne geldi? Artı x geldi. Buradan ne geldi? Artı 4 geldi. Demek ki benim px polinomum 2x kare artı x artı 4'tü. Hocam bunlar kek. Bunu biliyoruz. Ama bölmenin tanımıyla yapıyoruz. Yani şurası benim için sana aktarabilmem için bu bilgiyi çok önemli. Ne olur ne olur sabret. Burasını iyice aklına yerleştirmeye çalış. Şu ilkokul bölmesini yapacağız. Tamam. Gönder gelsin bakalım şimdi. Şimdi bu soru gayet güzel. Gayet güzel bir soru var karşımızda. Benzerini geçen ders çözdük ama bu kadar da tatlı değildi açıkçası. Çünkü o zaman bölmeyi bilmiyorduk. Dikkatle incele bak sorumuzu. A elemandır reel sayı olsun. X eksi 1 çarpı Px bilmem ne bilmem ne bilmem ne. P1'in değeri nedir? Px'i vermiş. Neyi istiyor? P1'i istiyor. E çok kolay diyorsun. X yerine ne yazmam gerektiğini biliyorum. 1. Ama bir problem var. Ben buraya 1 yazınca P1'i bulamıyorum ki. Niye? Burası 0 çıktı. Bunun içi P1 geldi. Süper. X küp ki X yerine artık aslında ne yazdık? Biz 1 yazdık. O zaman 1 küp artı 1 kare artı A eksi 1 geldi. Ey güzel arkadaşım. Ben buradan P1'i bulamam. Niye bulamam hocam? A'yı A'yı bulduruyor bana bu soru. Baksana. Burası önü sıfırlandı. Burası sıfırken sen nasıl bulacaksın P1'i? Henüz bulamam. Ama en azından biri bul pardon. A'yı bulurum. Şunlar birbirini yedi bu arada. A artı 1 sıfıra eşitse A'nın cevabı ne? Eksi 1. Bir. bir dakika biz bir tur temize çekelim o zaman bu işi. X eksi 1 çarpı Px polinomu neye eşitmiş? X küp artı X kare eksi X. A yerine eksi 1 koyduk ya. Nereden geldi deme sakın. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi diyeceksin ki ya hocam P1 bulmam için X yerine bir yazmak zorundayım. Yazmadan nasıl bulacağım? Şöyle bulacağız o zaman. E güzel arkadaşım bölmeyi boşuna mı anlattık? O zaman her yeri neye bölmem gerekiyor benim mantıken? X eksi 1'e bölmem gerekiyor. Cırt sana cırt sana. Sonunda Px'i yalnız bıraktım. Eğer karşı tarafı çarpanlarına ayırabiliyorsan hiçbir sıkıntı yok. Çarpanlarını ayır halledersin. Ya hocam ben zaten çarpanları ayırmada da çok iyi değilim diyorsan. E ilkokul bölmesine, ilkokul bölmesine devam. Gerçi burası da biraz canını yakabilir. Başlıyor. X küpe gitmem için bunu neyle çarpacağım? X kare ile geçen ders anlattığımız durumlar. Şurası geldi. X kare. Ne yapıyorduk? Çıkartma işlemi. Eksi artı cırt cırt. Ne oldu elimde? 2 tane x kare oldu. Eksi x eksi 1 oldu. Aynen düştüm üsttekilere. Şimdi 2 tane x kareye gitmem için 2 x ile çarpmam gerekiyor. 2 x kare. Eksi 2 x dedim. Altına geçtim. Çıkarttım. Şöyle bir ifade geldi. Cırt sana cırt sana temize çekme vakti. Gel temize çekelim. Buradan ne geldi? X geldi. Buradan ne geldi? Eksi 1 geldi. Şuraya baktım neyle çarpmam gerekiyor? Artı 1 ile çarpmam yeterli. X eksi 1 geldi. Sıfıra bağladım bu işi. Süper. Demek ki böldüğümde bölümün sonucu ne geldi? Bu ifade geldi. Kalan da olmadığına göre sadece onu yazabilirim. X kare artı 2x artı bir px polinomunun kendisidir. P1'i mi ne istiyorsun? Neyi istiyor? Söyle bana yeter ki. P1'i istiyormuş. Yapıştırdım geçtim. 2 artı 1 falan filan. Eşittir 4 dedim. Noktayı koydum bu soruda. Tamam mıdır? Bence gayet kaliteli soruydu. Gayet güzel bir soru. Hiç 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 öyle yapma. Bence güzeldi. Geçelim mi devam edelim mi Ne sorular çözeceğiz bugün Erzan falan yanında değil mi Efsane sorular seni bekliyor özellikle ÖSYM soruları var Allahım adamlar ne yapmış öyle ya Gerçi işin mantığını anlayınca Çatır 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 halledeceğiz o işleri Şimdi artık bölmenin Temel felsefesi temel mantığı Tamamsa hadi gel kalan bulma sorularına Geçelim burada adım adım ilerleyeceğim AX artı B'den bölümünden kalanı Göstereceğim ki Ey güzel arkadaşım Met müfredatı. Bunun haricinde bölmede ufak bir parça daha istiyor. Onu bir sonraki derse aktardım. Onu da söyleyeyim. Onun haricinde o x kareli ifadelere bölme falan yok. x kare artı 3x artı 5'e bölme diye bir şey yok. Direkt müfredatı incelerseniz sadece bu bölmeyi bilmen yeterli. Hatta son 3 yılın 4 yılın çıkmış sorularına baktığında da olayı göreceksin. Neyse biz geri dönelim tekrar. Bölmede kalan buluyoruz. Peki nasıl bulacağız? Biz px polinomunu ne yapacağız? AX artı B'ye böleceğiz. Yine aynı şeyi kullanacağım. Yine o ilkokul taktiğini kullanacağım. Ne yapacağım? Bölmenin sağlamasını yazacağım. Efsane bir şey geliyor. İzle bakalım. AX artı B çarpı BX artı KX değil midir bu? Aynen öyle. Bak ezber mezber yapmak yok. Ezber yaparsan yine unutursun. Yapma kurtarpa paçayı. Ben kimi arıyorum arkadaşım? Kalanı mı arıyorum? Kalanı arıyorsam benim buradan kurtulmam lazım. Bir dakika ya. Biz geçen derslerde kurtulmak dediğimizde ne demiştik? Orayı sıfırla. Bx'i hiç bilmiyorum. Bölüm ki tanımıyoruz bile. Ama bu arkadaşı biliyorum. Ben bunu sıfırlarım. Yani ax artı b'yi sıfırlamak demek x'i yalnız bırakıp ne yazacağımı görmek demektir. x yerine ne yazacağım? Eksi b bölü a yazacağım. Hadi gel yazalım o zaman. x yerine eksi b bölü a yazarsam. Bak burası gitti koca bir sıfır. Soru neye eşit çıktı? Kalan x'e. Artık kalan x'i bulabilirim demektir. Ne yapacağımızı gördük. Hani eski derslerde de söyledik ya. Polinomda perdeleri aradık. Polinomda hep soruları senden gizlerler. Halbuki soru bu kadar basit. P b bölü a'yı bul diyor kısaca. Şimdi bak bu anlattığımı soru çözmeden şöyle bir tekrar edelim. Ne demeye çalıştık? Diyelim ki soruda. Px'in x 2 ile bölümden kalanını mı soruyor? Ezber yok. Ezber yok. Mantık var. Aldım bunu. İlkokul bölmesi gibi yazdım. Diyelim ki bölüm bx çıktı. Hiç tanımam görmem bilmem. Kalan da kx gibi bir sayı çıktı. Sayı çıkacak değil mi? Bu birinci derecedense bu sayı çıkmak zorunda. Ardından sağlamasını yazdım. px eşittir. x eksi 2 çarpı bölüm x artı artı kalan x. Peki sorarım sana. Kalanı bulmak için burayı ne yapman lazım? Sıfırlaman. Sıfırlamak için x yerine ne yazman lazım? 2. X yerine 2 yazdım arkadaşım. P2 oldu. Burası sıfırlandı. Neyi buldum böylelikle? Kalan X'i buldum. Aslında soru bana kalanı falan sormuyor. P2 kaçtır diyor. P2 kaçtır dese yapmaz mıydın? Yapardın elbet. İsterse bölme sorsun hiç fark etmez. Biz sorudaki o perdeleri aralıyoruz. Gel buraya. P3 x artı 5'in x artı 4 ile bölümünden kalanı bulacağım. Evet o ilkokul bölmesini artık yavaş yavaş yapmasam da olur ama şöyle gözleri bir alıştırayım. Elin de alışsın. Yaz. Yaz benimle. Biliyorum eriniyorsun yazmıyorsun. Aa anladım ben bunu. Yok öyle. En büyük matematikçilerden biridir belki Newton. Ama en büyük ispatlarını bir kaleme bir kağıda borçludur. Sen de o iyi matematik netlerini bir kaleme, bir kağıda borçlu olacaksın. Bunu unutma tamam P3x artı 5. Böyle dedim x artı 4. Buradan ne geldi? Bölüm x geldi. Çıkarttım ne oldu? Kalan x'i bulacağım. Tam aradığım şey bu. Diyorum ki ilkokul bölmesi. Önce sağlamasını yazmemedim. Kendime söylüyorum yalnız. P3x artı 5. x artı 4 ile çarpacağım. Bx ile pardon çarpacağım. Bir de ne yazacağım oraya? Kalanı bulacağım. Ey güzel arkadaşım kurtul o değerden. Kurtul demek sıfırla demektir. X yerine ne yazınca sıfırlanır? Eksi 4. Ben de gittim oraya. Eksi 4'ümü yazdım. Bak buraya. X gördüğüm her yere. Yazayım buraya. X eşittir eksi 4 için dedim. X yerine eksi 4 yazdım. Bak burası ne oldu? Eksi 12. Artı 5 daha ne yapar? Eksi 7 yapar. P eksi 7 dedim. Cırt burası sıfırlandı. Neye eşitmiş? kalan x'e eşitmiş. Aslında benden kalanı isterken bu adam p eksi 7'yi soruyor. p 7 nedir dese çatırt diye koyarım soruyor. Ama ama elangirli delangirli işlere girmişler. Devamlı güzel gençlik. Allah'ın bu polinomlar ne kadar zevklidir. Hele anladıktan sonra, hele kavradıktan sonra dadından yinmiyor ya. Gerçekten bak şimdi temel sorulardan. Çat 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 çözeceğiz gideceğiz. Hani var diyor bam 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 vuracağız geçeceğiz hepsini. Gel yaklaş yaklaş bu en temel soru biliyorsun bunu. Ama temeli çözmeden nereye nirvanalara çıkmak? Basamak basamak. Koşarak çıkanlar savrularak düşerler. Diye bir söz de olabilir belki değil mi? Biz adım adım çıkalım boşver. Diyordum kahvede olmazsa olmazlardan. Allah'ım sorunun güzelliği. Bak ne kadar kolay. Bir şey diyeceğim. Bir seferlik daha yazalım mı şunu? Biz Px'i ne yapmaya çalışıyoruz? X artı 1'e bölmeye çalışıyoruz. Ne çıkacak? Bir tane bölüm x çıkacak. Bir de ne çıkacak? Kalan x çıkacak. Bana dediği bu. Ben diyorum ki sana. Gel temize çekelim bu işi. Px dediğin ifade neye eşit? X artı 1 çarpı bölümü bilmiyorum. Bölüm x. E zaten bir de benden ne istiyor? Kalanı istiyor. B ve buradan kurtulman lazım. O zaman şunu sıfırlayalım. X yerine ne yazalım? Eksi 1. Demek ki X yerine eksi 1 yazarsam soru aslında benden neyi istiyormuş? P eksi 1'i istiyormuş. Gördün mü ne kadar kolay. P eksi 1'i istiyorum deseydi bu soru daha kolay olmaz mıydı? Ama ama ne yapmış? İşi karıştırmış. Biz görürüz ama. Biz yapıştırırız orada X yerine eksi 1'i. Artık denklem belli ya. P'de x yerine eksi 1 yazdım. x yerine eksi 1 yazalım. Bak tek tek şöyle güzel güzel yazayım. Eksi 1 ile 3'ü çarptım. Eksi 3 şurası 10 geldi. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 13. Bunun cevabı mı? Eksi 12 geldi. Demek ki kalan kaçmış? Eksi 12 güzel arkadaşım. En temel soru. Şimdi diyeceksin ki. Ya hocam ben şurayı yazarsam acayip zaman kaybederim. E yazma. E yazma yazmak zorunda değiliz orayı. Ben sadece gör istiyorum. Eller alışsın istiyorum. Kafa. Allah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika bir dakika dur. Allah'ım kalem gitti. Kalem inşallah çalışıyordur. Kalem bozulduysa ders kaldı ya arada. Dur bakalım. Ah yazıyor. Yazıyor değil mi ya? Tamam yazıyor. Ne yaptım ben ya? Dağıttım ortalığı. Heyecan yaptım. Dur. Tamam sen panik yapma. Ben buradayım. Tamam. Kaldığımız yerden devam. Dur. Ne diyordum ki son? Geçelim şu soruya. Px polinomu. Bu polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan 8'miş. Uzun uzun yazayım mı? Gerek var mı? Ben gel bir kere daha yazacağım. Gel gel gel. Gözler görecek o. Beyin alışacak ona. Beyin alışacak ona. Bx tamam. Kalanı vermiş bu sefer. Diyor ki 8. Şimdi temize çek. Ne kadar zamanını alabilir ki? Px. X eksi 1 ile çarp. Bx. Kalan kaç? Kalan 8. Ey güzel hocam. Benim amacım burayı sıfırlamak mı? Neden sıfırlıyoruz? Ya kalanı bulmak için. 8'i bulmak için. Zaten bulmuşlar da x yerine kaç yazacağım? 1 yazacağım. Ben eğer x yerine 1 yazarsam P1'in cevabı ne çıkacaktır? 8. Bak direkt 8 geliyor cevap. Tam istediğim şey benim. Ben P1'e odaklanacağım. P1 dediğim şeyin cevabı 8 geliyor çünkü. O halde gel x yerine 1 yazalım ana denklemde. P1 dedim eşittir. Ana denklem dediğimiz bak burası 6x küplü. 6x küp x yerine 1 yazdım 6. A x diyor yanında. O zaman artı a. Bir de yanında ne var? Eksi 5 var. Cevap cevap 8'e eşit. Bak 6'dan 5 çıktı 1 kaldı. Yani a artı 1 eşitmiş 8'e. 1'i karşıya attım. a eşittir 7. Zaten a istiyordu. Olay bu kadardır işte. Tertemiz. Böyle çözdük soruyu. Geçelim mi? Hadi gönder gelsin. Şimdi artık level'ı yavaş 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 yükseltiyoruz. Bol soru var. Bol soru var. Hiç merak etme. Adım adım yükselmeye devam. Dedik ya bebek adımları ama koşar adım o soruların içinden geçeceğiz. Bu sefer Px artı 2'yi verdi bana. Kalmış Px'in x6 ile bölümünden kalanı soruyor. Yazalım. Gel yazayım ben sana ya. Ne olacak ya şunu yazmaktan ya. Yeter ki sen anla bu olayı. Anladıktan sonra daha güzel ne olabilir? Hadi temize çekiyorum. Bak bitti bile. Px polinomunu x eksi 6'ya bölmüşüm. Bölüm bx çıkmış. Kalan kx çıkacak. Süper. Ben bunu arıyorum. Tam olarak neyi aradığımı bakıyorum. Burayı sıfırlamam lazım. x yerine ne yazayım? 6 yazayım o halde. x yerine 6 yazdığımda. Bak x yerine 6 yazdığımda ne geldi? P6. Burası sıfırlandı. Biz neyi arıyoruz? Neyi bulmuş olacağız? Kalan x'i bulmuş olacağız. Ey güzel arkadaşım. Soru özünde P6'yı soruyor bana. Peki P6'yı bulmak için x artı 2 yazan yerde ne yazmasını istiyorum ben? 6 yazmasını istiyorum. Ve diyorum ki x artı 2 yazan yerde 6 yazmalı hocam. O halde x yerine kaç vermeliyim? 4 vermeliyim. x 4 için bakalım ne çıkacak. 4 artı 2 olduğu içerisi. Tam istediğim değer 4'ün karesi. Eksi 3 çarpı 4. Bir de artı Artı ikisi var. 4 kare 4 16. Eksi 12. Artı 2. İşlem hatası yok umarım. P6'nın cevabını buldum. Bak buradan 4 geldi. 2 de buradan 6 geldi ki. Kalan değer 6'ymış. Olay bu kadarmış. Gördün mü? İşleri karıştırsalar bile genel şablonu, genel tabloyu, tanımı, bölmenin tanımını yazarsan olay bitiyor. Gelsin bir tık daha gidelim. Bir tık daha gidelim. Px falan yok bu sefer ortada. P2 x eksi 3'ü veriyorlar. 3x artı 4'ün x artı 1 ile bölümünden kalanı istiyorlar. Bence altyapınızdır hazır. Bence artık bu soruyu çatır çatır çözersin güzel arkadaşım. Ödev falan bırakalım bunu. Gerek var mı? Ben çözeyim mi? Ben çözeyim. Bu sefer ilkokul bölmesini yazmayacağım. Artık mevzuyu anladıysan 3x artı 4'ü neye bölüyorum? x artı 1'e bölüyorum. Direkt sağlamasını yazacağım. Bu, bu önemli. Bence bunu yaz. Ben hala daha yazıyorum bak bunları. Çok daha net görmek için. Zorsa soru soruyu kaçırmamak için. Amacım burayı sıfırlamak. O zaman x yerine ne vereceksin? Eksi 1 vereceksin. Hadi gel x yerine eksi 1 verelim. Bak burası kritik ama. x gördüğün yere ne yazacaksın? Eksi 1. Yazacaksın ki bu sıfırlanacak. x gördüğüm yere eksi 1 yazdım. İçerisine çıktı. Eksi 3 artı 4 daha p1 geldi. He. Soru aslında özünde bölme falan sormuyormuş bana. P1 kaçtır arkadaşım onu soruyor. Yalnız bende kal dalıp da gitme. Biliyorum dersin ortası böyle olmuş 20 dakika. Hemen uçar gibi oluyorsun. Burada kal. Burada kal. Devam mı? P1'i soruyor. Peki biz biliyoruz ki artık burada kaç yazmalı? 1 yazmalı. Hadi gel yazdıralım. 2x eksi 3 değerinin olduğu yerde 1 yazsın istiyorum. 2x'in 4 X'in kaç olması gerektiğini biliyorum. 2 olması gerektiğini biliyorum. O zaman giderim zrank diye koyarım onun yerine. Hadi gel X gördüğümüz yere 2 yazalım. X gördüğüm yere bak 2 yazdım. 2 kere 2 4. 3'ü gitti 1. Nereden geldiğini anlıyorsun. Takip et. Devam. 2 gördüğüm yere 4 yazıyorum. Hadi işlem hatası olmasın diye bir yazayım. Şöyle bir tek tek göreyim. 3 çarpı 2 eksi 6. Aman yarabbi. 2'nin dördüncü kuvveti 16. Eksi 4 kere 2 8. Artı 6 eksi 6. Cırt sana cırt sana. İşte hatası var mı? İşte hatası yok. Temiz gözüküyor bence. Bence gayet güzel oldu. Burada eksili falan hatası yaptık biz ya. 2x eksi 3 nereden geldi? Ha bu sorudan. Tam bir şey yok. Ben niye kendi kendime kuruntu yaptım? P1 eşittir 8 dedim. Kalanı buldum. Kalan da bittiğine göre bu soru da bitti. Bir tık daha çıkalım mı? Daha ne gelebilir görelim mi birlikte? Gönder. Gönder gelsin o zaman aç hadi hadi değiştir geldi soruya bak canavar canavar bu soru var ya artık bu soruda Nirvana'ya geldik bölmede tavana geldik zaten bundan sonra bir küçük başlık küçük o güzel notu vereceğiz sonra o güzel çıkmış sorulara da değineceğiz üçüncü dereceden bir px polinomu aşağıdakiler verilmiş kaçıncı derece üçüncü derece bunu durduk yere verir mi bu adam Durduk yere vermez. Vardır bir hikmeti diyelim devam edelim. Px polinomu x kare artı 3 ile tam bölünen bir polinommuş. Bir dakika. Ey güzel arkadaşım. Şimdi x kare artı 3'ü yazdım. Yazmasına yazdım ama bu arkadaş kaçıncı dereceden bir polinom? Üçüncü dereceden. Şimdi kaçıncı dereceden? İkinci dereceden. O zaman eksik bir şeyler var burada. Demek ki burada x artı a çarpı b şeklinde bir eleman olmak zorunda. Bir dakika hocam ben anlamadım. Nereden geldi biliyor musun? Bu kaçıncı dereceden? İkinci dereceden. Burası kaçıncı dereceden? Birinci dereceden. Çarpımları ne olur? Üçüncü dereceden. Üçüncü dereceye tamamladım aslında. Tamam burayı anladın. Şimdi diyeceksin ki bu ne? Bu da senin o çok bildiğin şey. Baş kat sayı. Ya baş kat sayısı bir değilse. Çünkü çarpsana bak bunların çarpımından baş kat sayı kaç gelir? X küp gelir. Bir gelir. Nereden biliyorsun bir olduğunu? Belli mi bir oldu? Belli falan değil. Ben o yüzden o baş katsayıyı buraya en başa koyuyorum. Burada da anlaştık. Bu zaten baş katsayımız olacak. Burada bir çarpan var. Bunu elbet bize bulduracak. Sen rahat ol. Gel bakalım. Px polinomun, Bak zaten buldurdu. Baş kat sayısı kaçmış? imiş. E B'yi vermişim ben sana o zaman. Px eşittir. Temize çekiyorum. 2 çarpı. X artı. A çarpı. X kare artı 3'ü aynen yazdım. Sadece 2 yazdım. Bak panik yok. Sabit terimi eksi 3 bir dakikaya sabitlerim nasıl bulunuyordu hatırlıyorsun değil mi Sabit derim. x yerine 0 yazarsan sabit terim bulursun p 0 dedim sabit terim geliyor 2 x yerine ne yaz dedim 0 yaz dedim yazalım 0 yazdım a kaldı çarpı x yerine 0 yazdım kaç geldi 3 geldi neye eşitmiş eksi 3'e eşitmiş bu da tamam galiba. Bunu da hallettik. O zaman şunu yapalım. Biz burada A'yı bir bulalım bakalım. Ama ben niye kalem rengini değiştirdim? Kafalar karışmasın. Bir dakika silgim. Silgimi aldım. Hop. 3'ler gitti. A eşittir ne geldi? Eksi 1 bölü 2 geldi. Şimdi bir tur temize çekme vakti. Px polinomu eşittir. 2 çarpı x eksi 1 bölü 2 çarpı x kare artı 3. Ne dediyse tek tek ilerledim. Ne dediyse tek tek yazdım. Şimdi ne diyor bir bakalım. Benden istediği px artı 2 polinomun x artı 4 ile bölümünden kalan. Vay numara yaptın bize. Bu kadar uğraştırdın p'yi buldurdun. Şimdi isteğin bölme. Biz bölmeyi biliyoruz ama. Neydi bölme? Bölme aslında bize bir değer sormaktı. Bakalım neyi soruyor? Biz onu önce neye çeviriyorduk? Bölmenin temel prensibine çeviriyorduk. Yani sağlamasına sağlamasında şurayı sıfırlayan değere baktım. X eşittir eksi 4. X yerine eksi 4 yazınca aslında soru ne oldu? P eksi 2 kalan X'e eşit oldu. P eksi 2'yi buldum mu soru biter. X gördüğüm yere. Yapıştır eksi 2 gelsin. X gördüğüm yere eksi 2 yazayım ki P eksi 2 bulayım. Oradan da cevaba ulaşayım. Eksi 2 eksi 1 bölü 2. Eksi 2'nin karesi artı 3. Ya Rabbim ne soruydu ama ya. Yani dedik ya sağlam gelirse. 4, 5. Eksi 5 bölü 2. Doğru, doldu oldu mu? Doğru oldu tamam. Çarpı buradan 4. Doğru mu? 2 kere 2, 4. 3 daha 7. Şu ikiler cırtladı. 5 kere 7. 35 dedim. Eksi 35. İzmir'e memleketime selam olsun. Bu soruda eksi 35'i vurduk cevaplara bir soluklanma zamanı. Hatta ben senin yerinde olsam 1-2 dakika ara veririm. Beynimi bir o jöle kıvamından kurtarır. Soruyu tekrar bir sindirin. Sonra, sonra kaldığın yerden devam. Hadi gönder gelsin diyelim ondan sonra. Ey güzel arkadaşım kafayı şöyle bir sıfırlayıp gerçekten geldiysen inanılmaz önemli bir noktaya geldik. Son 3 yıldır ÖSYM'nin istisnasız hep soru sorduğu bir yerdeyiz. Şimdi onu anlatacağız. Önce kısa bir anlatım yapacağım. Sonra kendi birkaç örneğimden çözeceğiz beraber. Sonra son 3 yılın ÖSYM sorularına bakacağız. Anlaştık mı? Hazır mısın? Geliyor. Dikkatle. Seni bu dersten uzaklaştıracak her şeyi geride bırak. Tamamen buraya odaklan. Son 3 yıldır istisnasız soru gelen bir nokta. Yeni nesil falan da değil. Bildiğin klasik soru geliyor buradan. X eksi A. Px polinomunun çarpanı ise PA eşittir sıfırdır. Bu ne ya? Hocam ben bunu biliyorum diyorsun belki ama buraları ne olur tekrar tekrar not al. x x a polinomun bir çarpanıysa p a değeri sıfırdır. Bunun anlamı şu. p x eşittir x x a onun çarpanlarından biri ise burayı sıfırlayan değer nedir? x eşittir a'dır. O zaman diyor ki ben x yerine a yazarsam bunun cevabı sıfır çıkar. Kalan sıfırdır anlamına geliyor aslında. Bölmedeki tamel felsefeyle aynı. Çok tatlı, çok önemli bir yer. Ve inanılmaz mantıklı bir yer ya. Şimdi gel buraya. Bir px polinomunda x eksi a için x eşittir a sayısına px polinomunun son yıllarda map kitaplarında da yer aldığı gibi sıfırı. Polinomun sıfırları derler. Ya da polinomun kökleri, kökü derler. İki kelimeye de alışık ol. ÖSYM'nin ne yapacağı belli olmaz. Polinomun sıfırları da diyebilir. Polinomun kökleri de diyebilir. Sen ikisine de hazırlıklı ol denir. X eşittir A sayısına polinomun kökü. X eşittir A sayısına polinomun sıfırı denir dedim. Şimdi gel. Temel sorularla yola devam ettim. Bize bir tane Px polinom verilmiş. İçinde A bilinmeyeni var. Diyor ki Px artı 3 polinomunun bir çarpanı x artı 2 ise bu ne demek? ben diyor px artı 3 polinomunu çarpanlarından biri ya x artıya böldüm bölüm bx kalan kaç? Bir şey söyleyeceğim gel 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 unut onu gel. 12 sayısı kaçta kaçın çarpımıdır? 3 ile 4'ün çarpımı. 12 sayısının bir çarpanı kaçtır? 3'tür. Bir sayı çarpanına bölünürse eğer kalan kaç olur her zaman? Sıfır olur. O halde biliyorum ki çarpanına bölündü kalan sıfır. Şimdi sağlamasını yazıyorum. Px px geri gel. Ha? Px artı 3. X artı 2'ye böldüm. Bölüm Bx. Bir de ne var? Kalan kalan sıfır var. Ey güzel arkadaşım. Bak yandakini ezberlemene falan gerek yok. Temel bölme prensibini yazdın. Dedin ki ben burayı sıfırlayacağım arkadaş. X yerine eksi 2 yazdım ki. Eksi 2 yazdım. P eksi 2 artı 3 tane yaptı. Artı 1 yaptı. P1'in cevabı neye eşitmiş? Sıfır eşitmiş. Ben bunu buldum buradan. E çok kolay artık. Artık ne yapayım? Şuraya bir araya çizgi çekeyim. Geleyim buraya diyeyim ki P1 sen sıfırsın A'yı bulurum ben. X gördüğüm yere 0'ı yapıştırdım. P1. Bir dakika. X gördüğüm yere sıfır yapıştırırsam olmaz ki. X gördüğüm yere 1 yazmam lazım. X yerine 1 yazdım. P1 eşittir dedim. 3. Devam. Eksi 4A artı 1. Cevap neye eşit? Cevap 0'a eşit. 3 1 daha 4 yaptı. Karşıya attım. Eksi 4 yaptı. Eksi 4'e böldüm her tarafı. Ay zrank diye bir buldum. Ey güzel arkadaşım artık şu mantığı yavaş yavaş oturtalım. Bir çarpanı dediğinde tam bölünür demek istiyor. Anladık mı? Geçelim mi sonraki sayfa yazırsan? Daha ne sorular var önümüzde. Gönder gelsin hocam. Evet sıradaki soruda bir tık daha yukarı çıktık yine. Px polinomunun baş kat sayısı 2 olan 3. dereceden bir polinomdur. Son dönemin soru tarzıdır. Tek tek yazıyorum bak. Px polinomu baş kat sayısı 2 olan baş kat sayısı 2 olan 3. dereceden bir polinommuş. Demek ki böyle bir şey olabilir. Anlaştık mı burada? Sadece hayal kuruyoruz şu an. Px polinomunun çarpanlarında çarpanları x kare artı 2 ve x eksi 1'miş. Süper. Zaten bunların çarpımından kaçıncı dereceden olduğunu anladım ben. Üçüncü dereceden olduğunu anladım. O zaman giderim onları da buraya yerine yazarım. x kare artı 2x eksi 1. Dikkat et. Kaçıncı dereceden? Üçüncü. Baş kat sayı kaç? 2. Ne dediyse yazdım. Ne dediyse ayarladım. Bunu yazdıktan sonra zaten soru bitti. Çünkü soru benden sadece px polinomun x artı 1 ile bölümünden kalanı istiyor. px polinomunun x artı 1 ile bölümünden bölüm bx ki biz biz kalana odaklanıyoruz. Kalan x'i arıyoruz. Diyorum ki burayı sıfırlayan değer hocam eksi 1. Gidelim eksi 1'i yerine yazalım o halde. Eksi 1'i yerine yazdığımda kimi bulmuş olacağım? Kalan x'i. Çünkü burası sıfırlanacak. Biz eksi 1'i odaklanıyoruz. O zaman gidelim. x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. P eksi 1 eşittir. 2 çarpı. Eksi 1 yazdım karesi 1. Artı 2. Eksi 1 yazdım. Eksi 2. Eksi 2 2'yi çarptık. Eksi 4. Çarpı buradan 3 geldi. Hepsini çarptık. Eksi 12'dir. Bu soruda doğru cevap. Anlaştık mı? Evet bölme kısmı zor değildi bu sorunun. Bu soru da şunu yazmak meseleydi. Bu yeşil yeri. Yazdıysan ne mutlu sana. Yazdıysan helal olsun sana. Kaldı 3 soru. Kaldı 3 tane son 3 yılın sorusu. 2017, 2018, 2019 AYT ve LYS soruları. Buyurun gelsin 2017 LYS sorusu. Başlıyorum gençlik. Üçüncü dereceden gerçel katsayılı px polinomunun kökleri eksi 3, eksi 1, 2. Bir dakika. Kökleri buysa çarpanları nelerdir? Bir çarpanı nedir? x artı 3'tür. Diğer bir çarpanı nedir? x artı 1'dir. Başka bir çarpanı nedir? x eksi 2'dir. Nasıl yazdığıma dikkat et. Anladın. Peki gel px polinomunu yazalım. Ey güzel arkadaşım. Eğer ki şuradaki sazan olmak istemiyorsan şuna dikkat ediyorsun. X artı 3 çarpı, X artı 1 çarpı, X eksi 2 yazıp bıraktım mı gitti soru geçmiş olsun. Neden hocam? Nedeni var mı? Anlattık ya baştan beri. Dedik ya burada bir tane A sayısını yazmak zorundasın. Orada bir baş kat sayı var. Sen nereden biliyorsun baş kat sayının 1 olduğunu? Tamam. Eksi 3'ü yerine yaz sıfırlıyor. Eksi 1'i yerine yaz sıfırlıyor. Eksi 2'yi yerine yaz sıfırlıyor. Evet doğru. Ama hani baş kat sayı? Baş kat sayının kaç olduğu ile ilgili bir bilgi yok. O yüzden o A çarpanını unuttun. Soru gitti. Birçok kişi belki de bu soruyu bu yüzden kaybetti. Şimdi diyor ki P0 12. İşte baş kat sayıyı sana burada bulduracak. Yazalım. X yerine 0 yazalım. X yerine 0 yazıp cevabı 12'ye eşitleyeceğiz. Buradan A geldi. Buradan 3 geldi. Sıfırladık ya gitti. Sıfırladık gitti. 1 geldi. Sıfırladık. Eksi 2 geldi. Cevabı 12'ye eşit. Bunların hepsinin çarpımı. Eksi 6. A'nın cevabı Eksi 2. Şimdi bir kez daha temize çekiyorum. Px polinomu eşittir. Eksi 2 çarpı x artı 3 çarpı x artı 1 çarpı x. Eksi 2. Sorunun güzelliğine bak be arkadaşım. Soru hem bana polinomu yazdırıyor hem polinomun köklerini sorduruyor. Yetmezmiş gibi x kareli terimin kat soruyor. Katsayı sorusu. Tek tek hepsini çarpıyor muyduk? Hayır çarpmadık. Ama ben sadece şu ikiliyi çarpacağım. Eksi 2. Gel şurayı çarpalım. Biz rahat edeceğiz yine. X kare çarpmaya devam ediyorum. Artı x. Şunu şunu çarptım. Artı 3x. Şunu şunu çarptım. Artı 3. Temizi çekelim aşağıya bak. X kare artı 4x artı artı 3. Tamam mıdır? X eksi. 2 de burada. E güzel arkadaşım. Biz ne demiştik? Uzun uzun hepsini çarpmaya gerek yok. X karelileri çarp. Bize yeter. Mesela bak bununla bunun çarpımından x kare gelecek. Doğru mu? Bununla buna çarptığın ne geldi? Eksi 2x kare. Bu arada unutmadan. En dışarıda kaç çarpanı var? Eksi 2 çarpanı. O yerinde duruyor. Onun bir yere gittiği yok. Peki başka x kare çarpanı nereden gelir? Buradan gelir. 4 x de x'i çarptım. Artı. O nasıl bir artıdır ya? nasıl bir 4'tür yalnız? Artı 4x oldu. 4x kare. Başka x kare çarpanını verecek eleman var mı? Yok. Sadece bunları çarpmam yeterli o zaman. Bak buradan 2x kare geldi. Gördüğün gibi. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 4x, eksi 4x kare. Bu soruda doğru cevaptır ama efsane soru be. Sazangillerden avladığı birçok insan olmuştur burada. Sen avlananlardan olma. Anlaştık. 11. sayfa bitti. Son 2 soru ama önemini biliyorsun. 2018 ayette sorusu. Buyurun. Buyurun bizde. Yine aynı tarz soru. Adamlar erinmemiş. Ya bu adamlara geçen sene sorduk benzerinde bir daha soralım dememişler. Efsane soru. Gerçek kat sayılı baş kat sayısı bir olan. Güzelliği yapmış bize. Ama dördüncü dereceden. Yani bak iyi kötü tahmin edebiliyorsun. Px 1x, 1x, 1 çarpı bir tane kutucuk, bir tane kutucuk, bir tane kutucuk, bir tane kutucuk. Hepsinin arasında çarpma işlemi var. 4 tane kök yerleştireceğiz buraya. Mantığı gördüysen ne mutlu sana ve güzel arkadaşım. Anladım hocam diyorsan yola devam. PX polinoma her gerçel x sayısı için bir yudum kahve ya ne oldu ya bana bir anda kahve isteği geldi. Px eşittir p eksi x. He. Hmm. Pek de bir şey anlamadım yalnız onu söyleyeyim. Yani devam eşitliği sağlanıyor. Diyor ki p2 p3 eşitse diyor. Hmm. Ve sıfırsa cevaplar. Soru şunu soruyor. P1 kaçtır? Ey güzel arkadaş. Madem bu ikisini bana verdi. Biz de bir gidelim yukarıda x gördüğümüz yere o dediği değeri bir yazalım bakalım. Şimdi ben buradan şunu gördüm. P2 eşittir P-2. O da eşittir. Çünkü P2'nin kaça eşit olduğunu gördüm. Sıfıra. Tamam mıyız? Problem yok. Peki bir de x eşittir 3 var bak orada. Bir de onu yazalım bakalım yerine. Ne verdiyse yazıyor. Yani verilen bütün malzemeyi kullanıp bakalım ne oluşacak diye bakıyoruz yani. 3 P-3 biliyorum ki o da 0. Bir dakika ya. Efsanevi bir şey yakalamadım burada. Söyle söyle. Bana ne yakaladığını söyle. Ne olur. Ne olur söyle. P2, P-2 hepsi 0. Cevabı 0 çıkıyorsa hocam. Boşuna mı yazdık bunu? Nerede o? Bak boşuna mı yazdık onu? Cevap 0 çıkıyorsa o onun bir çarpanıdır demiştik. Hatırladın mı? Demek ki onun çarpanlarından biridir. X eşittir 2. Çarpan x eşittir 2 ise gel temize çekelim. Px eşittir 1 çarpı x eşittir 2 çarpansa x eksi 2 de yerine yazarsan ne olur? 0 olur çarpan olur. Süper. Ters işaretini yukarıda yazıyorsun. x artı 2 de bunun bir köküdür. Yaz. Bunlar da mı 0? O zaman bunları da yazarım. x eksi 3 çarpı x artı 3. Aslında bana px polinomunu verdi. Ve istediği şey çok basit. p1 nedir? x gördüğüm yere 1 yazacağım. P1 bulacağım. P1 eşittir. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 çarpı eksi 1. X gördüğüm yere 1 yazdım. Çarpı 3. X gördüğüm yere 1 yazdım. Eksi 2. X gördüğüm yere 1 yazdım. Çarpı 4. Hepsini çarpalım. Şu eksiler bir kere 7 birbirini. 3 kere 4 12. 2 ile çarptım. 24. P1'in cevabı 24'tür dedim. 2018 ayetede. Şuncacık işlem. Belki sadece işlemleri yapsan 1 bir, bilemedim 1.5 bir dakikanı alır. Öyle değil mi? Ama mantığı bilmen lazım. Ama gerçekten bu tarz soruları önce çözmüş olman lazım ki biz de onu yapıyoruz seninle birlikte. Ey güzel arkadaşım son 3 yılın sorusu dedik. Son 3 yıldır bunu soruyorlar dedik. Ama yapma ya. 2019 ayete sen ne yaptın ya? Resmen doğradı. Resmen doğradı ama efsane soru. Bir dakika. Sadece polinom sorusu değil bu soru. Bu soru aynı zamanda bir fonksiyon sorusu. Fonksiyonlarla aran iyiyse bu soruda olma ihtimali yüksek. Fonksiyon grafikleri ile aranı ise bu sorunun olma ihtimali yüksek. Başlayalım mı? Son soru için son kez birlikte söyleyelim. Hadi gel. Gönder, gönder gelsin be hocam. Şimdi en yüksek dereceli bir teriminin kat sayısı 1 olan 4. dereceden bir polinomun köklerinin birer tam sayı olduğu bilinmektedir. Bir dakika önemli bir şeyler var. En yüksek dereceli terimin kat sayısı 1 ise baş kat sayısı 1'dir diyor. Geçen seneki soruyla aynı. 4. dereceden bir polinom diyor. Geçen seneki soruyla aynı. Yok artık. Bir şey farklı. Bunlar birer tam sayıdır diyor. Kökler tam sayı. Bir dakika. Biz biraz şöyle bir şeyler kurcalayabiliriz. Belki Px dedim. Eşittir. Baş kat sayı. 4. dereceden mantığı biliyorsun ya artık. 4. derece dedim. Ben şöyle ayarladım onları mis gibi. Bunların her biri birer tam sayı olacak. Bu polinomun grafiğinin dik koordinat düzleminde eksenleri kestiği noktalara ait bazı parçalar verilmiş. Y eksenini 72'de x eksenini 4'te ve eksi 3'te kesmiş ama 4. dereceden unutma. Bu polinomun kat sayılar toplamı nedir? Bir dakika tek bildiğim yer hocam diyeceksin. Kat sayılar toplamı perdeyi arala x eşittir 1 koymak demektir. x yerine 1 yazarsan aslında soru senden ne istiyor? P1 eşittir soru işareti bunu istiyor. En azından bunu anladık. Şimdi gel beraber. Gel beraber onun dediği o grafiği bir çizmeye çalışalım. Ey güzel arkadaşım dördüncü dereceden bir denklem varsa ve bu köklerden hiçbiri eğer çift katlı kök falan değilse Bak nasıl geliyor? Eksi 3'te keserek geliyor. Aynısını çiziyorum. Eksi 3'te keserek geldim çizdim. Nereden keseceğim y'yi? 72'de. Demek ki şöyle bir kıvrılmışım. Gitmişim bunu da ta burada 72'de kesmişim. Mantıken düşünüyorum sadece. Bir dakika ya aşağıdan yukarı kesmiş dikkat et. Nasıl mümkün olabilir? Allah'ım şu sorunun tatlılığına, şu sorunun kalitesine bak. Belli ki böyle yılan gibi kıvralmış. Burayı bir kesmiş. Sonra gelmiş. Burayı da kesmiş. Artı dörtte. Biz bu değerleri bilmiyoruz güzel arkadaşım. Buralara değerler yazalım. Efsane soru. Helal olsun. Şu zihninden çıkan soruya helal olsun. Efsane soru. Dördüncü dereceden dedik. Hatırla biz dördüncü dereceden bir polinomu artık yazabiliyorduk. Bir çarpı Denklemin kökleri belli. X eksi 3 yazıyor ya. Onun yerine oraya ne yazacağım? X artı 3 yazacağım. Buraya ne yazacağım? X eksi A yazacağım. Aynen öyle. Buraya ne yazacağım? X eksi B yazacağım. Çarpı buraya ne yazacağım? X eksi 4 yazacağım. Burada anlaştık galiba. Burada bir problem yok. Belki kafana şu takıldı. Hocam bu negatif sayı. Önünde de eksi falan artı olmaz mı? Hayır. Biz A'nın ne negatif ne pozitifmiş gibi düşünmeyeceğiz. Buradan buraya geçirirken önüne eksi koyacağız. Sen rahat ol. Böyle yapman yeterli. Kafan karışmasın. A negatifti falan deme. Eğer o hiç aklına gelmediyse ben karpuz kabuğu da düşürmeyeyim o aklına. Buraya kadar anladım ama. Diyorsan yola devam. Bize bir sayı daha vermiş. P72. Şimdi ben fonksiyon bilen bir insan. Sen de öyle tabi y ekseni. Y ekseninde x değeri nedir? Sıfırdır. Yani x'i sıfırken y'si ne çıktı? 72. Kısaca f 0ın cevabı kaçmış? 72. Ya bu polinom. O zaman b 0ın cevabı 72. Gel bunu da yazalım. Ben x gördüğüm yere sıfır yazdım güzel arkadaşım. 1 çarpı 3 çarpı eksi a çarpı eksi b çarpı eksi 4 eşittir. 72. İşlemi yaptım. a çarpı b geldi. Eksi 12 y böldüm 72'yi. Eksi 6 geldi. Çok kritik noktadayım. Şimdi artık soruyu bir daha bakıyorum. Köklerinin biri birer tam sayı olduğu bilinmektedir. Güzel. Ve bu tam sayılardan biri x ekseninin solunda. Diğeri x ekseninin sağında. Süper. A'yı eksili seçeceğim. Hangileri olabilir? Gel bakalım. Eksi 1 çarpı 6 olur. Olmaz mı? Bir dene. Olmaz diyor. Bekle. Bekle. Eksi 2 olur. 3 olur. Süper olur. Eksi 3 olur. 2 olur. Başka da bir şey olmaz. 6 eksi 6 yazamam. Eksi 6 yazar. Yazar mıyım? Hadi dur yazayım. Sen kafan rahat etsin. Eksi 6'ya 1 olur. Ama neden yazamam? Onu anlatacağım. Hocam A eksi 6 olamaz. Neden? A eksi 3'ten büyük bir değer. Eksi 6 çok küçük. Bunu o yüzden eledim. Eksi 3'ten büyük bir değer. Bu seçenek de elendi. Hocam ya eksi 1 ya eksi 2 nasıl karar vereceğiz? O zaman gideceğim B'ye bakacağım. B 4'ten küçük. Görüyorsun değil mi? Bu taraftaki yer alıyor. Ya bu da elendi. Adam adeta bize A'yı B'yi vermiş. Adeta polinom hazır. Niye yazmıyorsun diyor. Yazıyorum o halde. Px eşittir. X artı 3 çarpı. A değeri kaçmış? Eksi 2. Bak buraya eksi 2 yazdım. X artı 2 geldi. Adamlar canavar gibi soru yazmış ya. Ama ne fark eder? Biz mantığıyla çözdük. İnşallah yapabilmişimdir. İnşallah anlatabilmişimdir sana bu soruyu. X eksi 3 çarpı X eksi 4'ümü de yapıştırdım. Çünkü B yerine de 3 yazmıştık. Şöyle de gör. Ne istiyorsun? P1 istiyorsun. X gördüğüm yere 1 yazarım hocam. Aynen öyle. 1 çarpı 3 1 daha 4. 1 yazarım 3. 1 yazarım eksi 2. 1 yazarım eksi 3. Şunları şöyle parantez yapalım. İşlem hatası da olmasın çarpıyorum. 3 kere 4 12 2 kere 3 6 doğru cevap 72'dir dedim. Son soruda noktayı koydum kalemi fırlattım kenara beyin adeta jöle kıvamında ama hakkını vererek çözdük. Polinomda bölmenin canavar gibi içinden geçtik. Bir sonraki derste polinom 5'te polinomda karma sorular, yeni nesil sorular, bölme soruları ne var ne yok şöyle bir taracağız. Polinomlara noktayı koyacağız. 65 günde ayete matematikte İlk konumuzun sonuna geliyoruz be arkadaşım. Bu güzel bir şey değil mi? Daha yola beraber devam edeceğiz. Ama ama bizi izlemeye devam et diyelim. Ey güzel arkadaşım. Bir sonraki derste görüşelim. Sen çalış. Çok çalış ki bu hareketi iyi ezberle. İstediğin üniversitenin kapısı orası. İstediğin üniversitenin o kapısından zrank diye içeri sokacağız seni. Bir sonraki derste görüşelim. Hoş kal. Hoşça kal.